bulduracak diye, bulduracak diye bana. Niye? İşte ona... beraber sıkıştıralım bu şeyi. Benden bugün pes. Elinden gelenin arkasına koymasın. Niye nasıl, pes etti? Nasıl? He? Niye pes etti? Kim? Sen pes ettim diyorsun, niye pes ettin? Benden bugünden itibaren pes. Niye ama? Ben bundan sonra yayına çıkmam. Hayır, neden? Ben bugün yine çıkmayacaktım. Özgür Bey'e geldi, rica ettiğine geldim ben buraya. Tamam, niye ben onu anlamayacağım? Ben size dün ne dedim, hakkınızı verdim, ben gidiyorum dedim. Biliyorum ama ben neden olduğunu öğrenmek istiyorum. Yeter ki azıcık da hakime savcıya derdimizi anlatalım. Ama şu anda soruşturma devam ederken tamam. Zaten onlar gerekli duyarlarsa zaten senin ifadeni alırlar. Ben, zaten benim bak nasıl kan örnekleri verdiğinizse. Benim bir denetim var. Bak bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir kan örneği verdiysen sayın savcımız, soruşturma savcımız, Cumhuriyet Başsavcısı. JASAT, jandarma yani çok büyük bir soruşturma şu an. Bütün Isparta bu olayı, hatta bütün ne Isparta'sı, bütün Türkiye, bütün Avrupa, herkes bu. Şükür'ün başına ne geldi, herkes öğrenmek istiyor. Tamam. Herkes öğrenmek istiyor. 10 yıl boyunca devam eden bir süreci istiyorsunuz ki 3 ayda her şey ortaya çıksın. Değil kardeşim, sabırlı olacaksınız. Şimdi bu Halil Efendi'ye geçeyim ben. Tamam. Şu Halil Efendi'ye geçeyim. Halil Efendi'yi ben çok merak ettim, yani nasıl bir adamdır falan. Ense ilginç bir Twitter hesabı var bu arada. Twitter hesabına bir bakmanızı rica ediyorum. Ben bir baktım, nasıl tweetler atmış, ne yapmış, kimdir Halil Bey diye. Bir Twitter'a bir bakmanızı rica ediyorum Halil Bey'in. Ama şimdi sen şu Halil'in karısı Fadime ile sırdaş mıydın? Aynen öyle. Sırdaş yani demek kardeş... birçok şeyini açmak, onunla konuşmak demek değil mi? Bu Halil'in karısı, çocukları, kızı falan size gelip gider miydi? Ya ben devamlı onlara giderdim ama arada gelir yani. 5 dakika, 1 saatliğine gelir gider yani, devamlı değil. Ha, ama sen onlar sana geldiğinde Şükür'ün kaybını... Hayır söylemedim. Sen söylemedin. Hayır söylemedim. Peki, sadece onlar... evlendirdim. Yani, başkasına nasıl söylesem ona da aynı söyledim. Yani evlendirdim biliyordu. Öyle kaçtığını bir şey ettiğini bilmiyordu. Peki Fadime senin yani Türkan'la ilgili de neyle ilgili sırdaşın peki? Ne biliyor ya sen? Her şeyle mesela kavga ettiğimizden, dövüştüğümüzden, çocuklarıma aramın şey olduğundan mesela öyle şeylerden. Peki bu Halil dedektifçilik oynuyor. Böyle meraklı bir adam mıdır? Yoksa bu kadar her şeyi böyle ona buna falan bizim muhabirimiz orada takip ediyor, ne yapıyor, neydi? Dedektifçilik yani. Sevgili mesela, izleyiciler. Ben onu saraylara emanet ediyorum. Sayın başkanı, belediye başkanı emanet ediyorum ya ben ona. Ya mesela şimdi araştırıyor ya. Köyün o şeyiz, gazetecisi. Yani gazetecilik gazeteci gibi bir şey. Değil, gazeteci ya olmak gazeteci için. Gazeteci değil mesela, köyünde ne oldu hepsini yayınlıyor mesela, öyle gibi bir şey. Niye peki, niye bunu yapıyor? Meraklı mı bu kadar? Kaç yıldır bunu yapıyor? Hemen size ne sıklıkta gelip giderdi? Ya Şükür oradayken bize gelmez. Halil hiç gelmedi bize. Peki Şükür hayattayken de size gelip giderler yok, miydi? Hayır gelmez. Çocuğu gördüler mi hiç? Hayır. Tanırlar mı? O zaman fazla şeyimiz yoktu Fadime. Biliyorlar değil mi? Nasıl bilmiyorlar? Yolda falan top oynadık. Onun çocuklarıyla top falan oynadık ya. Evet. Biliyorlar bak, biliyorlar. Yok tamam, o zamanlar yani dağda durduğumuz için o zamanlar her şeyi gitmezdi. Biliyordu. Ha? Biz her kız kaybolduktan sonra iki yani İspartan döndükten benim sonra. Benim çocukluğum arkadaşım. Halil mi? Halil. Çok meraklı, dedektif mi yoksa benim, işin işi de başka bir şey mi var? Evim mi, namı mı, her şeyimi bilir. Gitmiş benim hakkımda da şikayetçi olmuş. Olabilirsin, ben de senin hakkında şikayetçi oldum. Muhabirimiz de senin hakkında şikayetçi oldu. Tamam, hatta bunu söyle Didem'e diye ve çok saygısızca konuşmaya da devam ediyorsun Halil Efendi. Neden? Ben sevgili izleyiciler sadece bunun çok meraklı olmaktan kaynaklanmadığını düşünüyorum. İşin içinde başka bir şey olmalı. Sen diyorsun ki neden böyle düşünüyorum biliyor musun? Önce şöyle yapalım. Şu Halil'in karısı Fadime'yi biraz daha yakından tanıyalım. Arkadaşlar sosyal medyaya bu video fotoklibi koyar mısın? Fadime'nin şeylerini koyar mısınız lütfen? Önce onu koyun da başka sorular sorayım, sonra ekranlara getireyim. Halil karısı Fadime video klibi şu anda Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmedi. Onlar ne biliyor? Sevgili Çarık Saraylılar, çok merakla olayı takip ettiğinizi biliyorum. Kulağımıza farklı bilgiler şey yapıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama bu çift niye bu kadar, ya eve çok yakın, sizin eve çok yakın oturuyor. Niye bu kadar çok ilgililer? Evi mi satın almaya çalışıyorlar yoksa cinayetin aydınlatılmasını mı örtmeye yok çalışıyorlar? Ya. Amaçları ne yani? İkiniz de katil değilseniz biri bu çocuğu öldürdü. Biri öldürdü vallahi yani. Bilmiyorum. Benim şu anda bu dünkü yazışmalarını, bana verdiğiniz yazışmaları görünce ben de hayret ettim yani. Evet ben de yani. Çok ilginç. İkili oynuyor. Bazıları hırsız da. Ben hırsızdan cezaevine girmedim ki. Hatta sayın savcımıza gitmiş demiş ki Halil Efendi. Biz onu söyleyeceğiz zaten. Ekranda da söylüyorum. Takip ediyorlardır. Soruşturma savcımıza şöyle söylediği, böyle bir hassizlikte bulunduğu, saygısızlıkta bulunduğu iddia ediliyor. Bunu söylemiş soruşturma savcımıza Halil Efendi. Demiş ki soruşturma savcımıza da demiş sevgili izleyiciler Halil Efendi, bu işi çözemeyeceksiniz. Didem de çözemeyecek. Yargıda jandarma JASAT da çözemeyecek. Ha demiş sayın savcı demiş, sen çözersen bir maaş ikramiye de benden demiş. Vay vay vay. Vay. Vay.
Savcıya böyle demiş. Yürek yani. Yemiş yani. Bu kadar zengin. Bir savcıya yani. Saygısızlık yapmak ne demek? Ne demek? Devleti temsil eden bir insana, görevini yapan bir insana bu söylenir ben, mi? Bakın ben de bir kamu hizmeti görüyorum. Doğan'a bir şey attım. Siz tamam. Attın mı bilmiyorum. Ben biliyorum evet. Bir kamu hizmeti, biz de bir anayasadan bu hakkımızı alıyoruz. Gazetecinin de soru sorma hakkı var. Tabii bir gazetecinin ne özelliği olduğunu bilmeyecek kadar şey bir insan Halil Efendi. Videoyu izlediniz değil mi sevgili izleyiciler, karısı? O bir ekranlara da bir gelsin lütfen. Sonra Fadime'nin, sen sırdaşım diyorsun ya, o yüzden merak ettim, sordum sana o soruları. Fadime'nin ne dediğini açıklayacağım. Ama önce videoları bir ekranlara gelsin lütfen. Ana. Şimdi yazışmayı da ekranlara getir. Daha doğrusu şöyle, Fadime'nin seninle ilgili muhabirimize söylediklerini ekranlara getireceğim. Şöyle biz, şimdi Halil diyor ki dün yayınladıklarınızı nereden yayınlıyorsunuz? Biz arkadaşlar görüşüyorlar insanlarla, sonra not tutuyorlar. O notları biz ekranlara getiriyoruz. Dün yayınladığımız da oydu. Fadime'nin de söylediğini, biz kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptık. Arkasından bizim ekibimize ne söylediğini de ekranda, o telefon görüşmesinde söylediğini de ekranlara getireceğim. Peki Fadime ve karı koca bunlar fazla mı meraklılar? Yoksa Şükür'le ilgili gerçekler ortaya çıksın diye dedektifçilik mi oynuyorlar? Amaçları ne sence? Bilmiyorum. Belki de yani ikisi de olabilir. Evde olabilir. Ya da sizin ikinizin katil olduğunu bilip ortaya mı çıkartmaya çalışıyorlar? Bilmiyorum. Daha önce hep böyle meraklılar mıydı bunlar? Yok Fidem, o kadar değildi yani. Şey olarak meraklıydı da yani ortalığı işletmeye, ama bilmiyorum şimdi ne oynuyorlar. Bir oyun oynuyorlar. Fadime'nin bize, ekibimize söyledikleri de ekranlara bir gelsin lütfen. Instagram'a da koyun. Biz sırdaş falan değiliz ki. O sadece komşumdu. Öyle tanıyorum. Sosyal bir insan değildi zaten. Kadın ya hayvan bakardı ya da elmaya giderdi. Şurada bir senedir gitmiyordu. O zaman biraz gördüm. Sırdaş falan değil misiniz? Yok tamam, köylü yani, köylü biliyor. Herkes Mustafa'dan korktuğu için mi öyle söylüyor acaba? Aynen. Bu kadar mı korkuyorlar Mustafa'dan? Ben zarar yapar diye yani. Çünkü bahçesine her şeyine zarar yapar diye. Zarar mı yapar diye. Yapar. O yüzden alttan Mustafa'ya böyle şirinlikler yani yapıp arkada aslında konuşuyor. Yani dışarıya mesela yayınlanacağına bir türlü konuşmuş, şeye bir türlü konuşmuş. Ondan yani. Ha, korktukları için. Aynen. Yani bunun gülmemesini istediği için. Sen niye Halil'le konuşmuyorsun? Sen de söylesin. Niye konuşmuyor? Bir de ama yani keçiremez, birbirlerini sevmezler. Neden? Neden sevmiyorlar? Yani, niye bu kadar korkuyorlar şeyden yani, Mustafa'dan? Bunun şeyliğinden. Ne söyle ya? Yani yaramazlıktan, eski olaylardan dolayı sevmezler bunu. Ne yaptınız onlara siz? Ben bir şey yapmadım. Ben gelmeden önce. Ha, Mustafa'nın yaptıkları var. Niye konuşmuyorsunuz? Yalan konuşuyor. Doğru olan ne? Yanımda benim evimle çattı bir yer vardı. Ha. Pazarlık ettiğim halde gitmiş adamı caydırmış. 2000 lira fazla vermiş. Almış, o yüzden konuşmuyordum. Doğruyu söyle. Nasıl güveniyorsunuz? Doğruyu söylesin. Nasıl aramışlar? Nasıl konuşmuşlar ya o zaman da? Nasıl evinize gelip gidiyorlar? Bir su versenize. Nasıl evinize gelip çıkıyor, gelip gidiyor falan? Benle fazla kocası konuşmazdı. Karısı hanımıyla bu konuşurdu. Ben fazla konuşmazdım. Ama şimdi dedim. Hanımı da diyor ki ben ona sırdaşı falan değilim diyor. Çok ilginç. Şimdi Mustafa'ya suyu verin bu arada. Oğlun Yasin'i de yayına bir çağıralım. Yasin hazır mı arkadaşlar? Çok yakından takip ediyorum Halil'i ve karısını. Aldığım bütün bilgileri ekranlardan sizlerle paylaşacağım. Yani ne düşünüyorsunuz Halil ve karısı Fadime ile ilgili? Lütfen sosyal medyaya yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Yani muhabirimizin orada çalışmaması için de çok büyük bir gayret sarf ediyor. Bir gazeteciyi orada çalıştırmamak için neden böyle büyük bir çaba içerisinde, sizin takdirinize bırakıyorum. Gerçekler ortaya çıkınca başka şeyler de açıklayacağım ben bu iki çiftle ilgili, karı koca ile ilgili. Lütfen Yasin gelsin. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Dün sıra öyle görünce çok üzüldüm. Dün biraz sinirlendim. Evet, iyi misin bugün? Şu an iyiyim, sakinim. Çok zor bir durumda olduğunu biliyorum. Aynen. Çok üzgün olduğunu da biliyorum. Şu anlık sakinim. Gel, sakin ol. Gel.
Çok haklısın. Bir yandan anne, bir yandan da baba. Aynen. Çok haklısın. Ne de tutacaksın? Canı sarılabilir mi oğlum? Ha? Yasin. Hayır. Yasin, annen de bir sarılmak istiyor. Şuna otur. Yok, iyiyim. Dur oturalım şuna. Hayır hayır, iyi. Ha, babasının yanında, bayağı senin yanında pozisyon aldı yani. Annene sarılmak istemiyor musun? Yok. Çünkü doldurdu Didem Hanım. Annen çok üzüldü ya. Git sarıl şunu. Git sarıl şunu. Hayır, uzatma. Git sarıl diyor baba. Yok yok, iyi böyle. Şunu sarıl. Yaptı çünkü burada dimensiyon önemli değil Didem Hanım. Sevgililerimi öğüne attığı için çocuklarım herhalde nefret ettiriyor bana. Yani burada milletin işte git dimensi önemli değil. İçeriden söylemesi önemli. Annen sarılmak istiyor ya. Hak etmiyor mu onu? Bugün şey ettik zaten. Oğuzhan aradı. Hmm. Seni alacağım falan demiş. Onlarla konuşacağım. Birazdan zamanı var. Yine senin derdindeyim. Bugün yine. Sakin ol, sinirlenme. Gel desen gelirim. Sakinim ben. Ama Yasin'in kendi şeyi değil, babası mı ona yönlendiriyor? Aynen de ben. Dün zaten arkamdan giderken şey demiş, babasından korkuyor diye. Öyle dedi. Çok korkuyor, öyle diye. Korkudan. Daha öncesinde evi 2-3 defa terk etmişsin ama neden? Doğrudur, 3-4 defa terk ettim. 3-4 defa? Neden terk ettim? Neden? Biz babamla bazen anlaşırız, bazen anlaşamayız. Ama birbirimiz her zaman severiz. Babam. Baban size şiddet uyguluyor muydu? Yok. Dövdü mü sizi? Sadece kızardı. Annen dövdü mü hiç? O da dövmedi bizi. Vurdu diye kaçmadı mıyız partiye? Onun için kaçmadı mıyız partiye? Tartıştık diye kaçtım. Niye? Vurmadı mı yatakta? Yatakta vurdu diye kaçmadın mı sen? Yok, bana vurmadı ki bu. Öyle mi? Sen bana ne zaman vurdun? Demedim oğlum ben, Allah Allah. Yatakta mı? Nasıl yatakta vuruyor? Yani yatırken ben dışarıdayken... Bu da ona kızarak ertesi gün gidiyor. Dövmedim. Söyledim. Niye seni kovuyor evden? Para vermedin diye. Anlaşamıyorduk. Baban senden para istiyor muydu? Nasıl? Para istiyor muydu senden? Evet, verirdim para. Çalışmıyor mu baban peki? Niye para veriyorsun? Koyun o gidiyor ya. Ha. Ben de çalışıyordum. Kendi isteyenleri kendi rızanla para veriyor. Evet. Ya şunu söylüyor annen. Ya hiçbir zaman... 15-20 bin lira para alıyorlardı. Ben de aile bütçesine destek oluyor. Ben de yalan yok. Bak istecik burada. Yarısı istiyor dedi. Şimdi oğlum bir 5.000 lira 10.000 lira benim de yiyordum. İhtiyaçlarım için. 5.000 lira birinden alıyordum. 5.000 lira birinden alıyordum. Ben de yalan yok. Bütün maaşını el koymuyordun yani. Yok, yok canım istecik koyuyorsa koyuyorsun. Bir dakika ne diyor ama? Annen hepsi ne diyor? El koyuyordu. Çocuklar 1 milyar istediler yani. Her ay dediler 1 milyar verme bize sadece harçlık için. Bütün parayı el koyuyordu sonra aynen. onlar babalarından harçlık istiyordu. Aynen. Yani bunlar 1 milyar istedi. Bize 1 milyar şey. Her ay 1 milyar verdiler. Onda bunlar da 1 milyar vermeyince bunlar şey etmeye git başladı. Kaçmaya başladı. Zıt etmeye başladılar. Bize para vermiyor, yani şey bütün etmiyor. Parayı babana verdiğini arkasından da sonra sen babandan harçlık istiyormuşsun. Aynen, vermedi, sen de tahsilde. Vermedi ya, yani. Vermeyince de 1.000 lira harçlık isteyince o da vermeyince bu kez kinleşmeye de... Kinleşmeye başladılar. Öyle olsa bile babam. Hı. Vermem lazım. İleride bana verecek zaten. Ha, bütün paranı verip vermeme ama şu önemli yani. Şimdi baban senden tabii ki aile bütçesine destekte bulunabilirsin. Tabii ki bulunman da gerekir. Ama... bütün paranı el koyması başka bir şey ifade eder Yasin. Ben olmazdı. Ben verdim. Anne yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor. Ben verdim. İstediğim zaman da... Ne oldu? Böğün ne değişti? İstediğim zaman da çıkarıverdi. Böğün ne değişti oğlum? Nerede söz verdi sana? Ne söz, söz verdi? Söz vermedi bana. Ne ben söz bir... verdi? Ne ortaya attı ben sana? Ben bunlara bir şey... Ne söz verdi? Boğunu yatsın mı verecekmiş? Öğrettiysem işte konuşsun burada. Aha, evet. Tamam mı? Evet. Bugün evet. Oğuzhan'ı kaçtı ara? Bugün mü aradın Oğuzhan'ı? Yayına girmeden varmış. Önce. Sabah mı aradın? Bu saatten sabah. Sonra var ya sana bunların bir tanesinin yüzünü gösterirsem bak. Bir tanesinin yüzünü. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne değişti? Atıyordun ya sokağa. Sokağa atıyordun ya. Sen kendine ne yapacaksın? Bana bir şey yapamazsın. Ben hayatıma devam ederim. Onunla mı vuracaksın beni? Diyordun ya ben vuracak bir şey edecek diye. Oyun oynadım dedin ya. Oyun oynuyordum ya ben. Sen bana oyun oynadın. Ben de sana oynadım. Oyun oynuyordum ya. Sen oyna bakalım. Oyun mu oynuyorsun? Tamam. Bunlar bulacaklar ama o zaman inşallah beni kaybetmezler. Kim kaybeder? Bunlar kaybolursan kaybolur. Zaten bunlar seni sildi zaten. Ya silsin. Tamam. Öyle kaybolma değil. Niye oğlana telaşsın? Niye gelmedi yanına ya? Otele niye gelmedi yanına? Oğuzhan'ı niye aradın? Oğuzhan'ı niye diyorsunuz diye aradım. Yani gittiler diye zannettim yani. Köye gittiler diye aradım. Onda gitmedik hani buradayız dedi. Hala bugün senin yanına gelmek istedim ama dedi arabaya gelmedi dedi.
Yani sen, olsanı zaman... seni babandan alacağım dedin mi? Hayır tamam. Demiş. Bu da varmış. Hayır tamam, hiçbir demiş. Şey söylemedim. Ne konuşulmuş Yasin? Neye kızdın Oğuzhan sen? Dediği şeyi söyleyeyim, ben duymadım. Oğuzhan dedi. Ne dedi kardeşim? Biz boşanmadık. Seni alacağım. Malın yarısını da alacağım demiş. Böyle demiş. Peki annen diyor ki ben Oğuzhan'ı yani babanın... Sen mi söylemişim? Evet. Ciddi misin? Ciddiyim. Ciddi misin? Ciddi misin oğlum? Başka bir şeye ciddi misin diyor şu anda. Neye ciddi misin diyor? Ciddi misin oğlum? Evet. Sen öyle söylediğime inanıyor musun? Oğuzhan dedi. Çocukta mı yalan söyleyecek? Ne değişti? Ne değişti? Bana sorasana ne değişti? Bir haftadır ne değişti? Çok şeyler değişti. Ne değişti? Sevgilim çoğalmış mı? Çok olmuş. Olur mu değişti? Canlı'yla da kavga ettik biriyle. Kim kavga ettirdi? Ben. Benim attığım haberim var mı? Kim kaldırdı seni? Ben kendi kendime kalktım. Sıkıntı evet. Yok. Yani şöyle, babanın sevgilisi bir canlı yayın yaptığı sırada evet. İşte Fatma'nın sevgilisi olduğunu iddia eden kişi orada annenle ilgili onun ne dediğini bir şey mi yazdı? Sen de onu gördün mü? Bana evet. Olanı anlatır mısın? Ne oldu Yasin? İşte Fatma'nın arkasında ben varım. Kimse ona bir şey demez dedi. Ha. Ben dedim sen kimsin dedim. Sen ilk önce kendi mevzularını çiz. Ondan sonra benim anamla babamın şeyine karıştırdın. Hı? Orada biraz tartıştık. Ondan sonra bunun hesabını buldum, yazdım. Cevap vermedi. Hı. Sevgilisi. Peki.